Abla hayırdır, biz niye gizli gizli konuşuyoruz? Bugün doğaya baby shower partisi yapılacak, sürpriz olacak. Tamam mı? Sen de gel mutlaka. Sevinsin kız. Kim yapıyor? Alev yapıyor. Abimin lokantasında olacak. Annemi çağırdılar değil mi? Ay herhalde Fatih. Herkes geliyor. Sen de gel tamam mı mutlaka? Bak kız zor bir dönemden geçiyor. Tamam ablacığım, gelirim. Gelirim. Hah. Tamam. Doğa ya. Buradan bir yerlere mi gitsek? Bilmem. Nereye mesela? Ne bileyim, farklı bir yere. Ay Yeliz, bugün hiç keyfim yok benim. Ya ne demek keyfim yok? Ne zamandır kız kıza bir kahve bile içmedik. Hadi kırma beni lütfen. İyi olabilir, tamam. Acaba anneannenin yerine mi gitsek? Ya ben daha görmedim bile orayı. Olur. Hatta çok iyi olur. Anneannem çok sevinir. Tamam, süper. İyi, hadi gidelim. Hadi gidelim. Efendim, buyursunlar. Mustafa, bu ne? Şerbet, kızılcık şerbeti. Teşekkürler Mustafa. Oğlum, niye sen servis ediyorsun? Kimse yok ki anne. Çimen sağ olsun içeride sandviçleri hazırlıyor. Ben de bunları dağıtayım dedim. İyi, hadi ver bakalım, içelim kızılcık şerbetimizi. Afiyet olsun. Çimen, kapıda biri var. Kapalıyız diye kağıda asmadınız mı? Unuttum ben onu, hemen söylüyorum şimdi. Merhaba. Merhaba, ben yemeğe gelmiştim ama. Bugün özel bir organizasyon için kapalıyız. Aslında ben kapıya yazı asmayı unutmuşum, kusura bakmayın. Hadi ya. İyi, tamam o zaman. İyi günler. Ben yemeklerimizi çok sevmediğinizi sanmıştım. Adın ne senin? Çimen. Haklısın Çimen. Yemeklerinizi beğenmedim. Evet, taçlarımız da geldi. Şöyle bakayım. Nur Sema'cığım. Bunlar ne? Taç işte. Kafamıza takıyoruz. Bakın bana. Herkes takmak zorunda mı? Yok canım. Kimsenin öyle bir zorunluluğu yok. Ben bunları buraya şöyle koyuyorum. Ay anne, bir bizi şakla bana çevirmedikleri kalmıştı. Sen oda işini ne yaptın? Hallettim anne. Hı, iyi, tamam. Doğa geldi. Aa. Ay sanki haberi yoktu anne. Hep poz, hep poz. Evet. İnanmıyorum. Sürpriz. Ya gelin, sen de hiç çaktırmadın. Hazır mısın? Hazırım.
Ama dilek tut. Tamam. Benim. Hepinize çok teşekkür ederim. Hadi hediyelerimizi açalım artık. Hadi bakalım. Aa. Anne bunlar benimdi değil mi? Teşekkür ederim. Canım benim. Güle güle kullansınlar yavrum. Yıllar önce Umre'den gelmişti bunlar. Ben de torunlarıma diye saklamıştım. Rabbim imandan ayırmasın, başlarını secdeden kaldırmasınlar inşallah. Amin. Mersi. Aa, Fatih? Hoş geldiniz. Merhaba. Tövbe estağfurullah. Yani bu da ne meraklı. Vallahi Allah ıslah etsin. Evet ya. Kafayı mı yedin sen? Böcek vardı. Ya ne böceği? Örümcek vardı, üstüne yürüyordu ısırmasın diye. Ne örümceği? Yani... Bu ev her gün siliniyor, ne örümceği? Hadi gidin değiştirin üstünü. Ya yardım edeyim. Ya dokunma! Dokunma, yanıyordum ya. Gel, gel. Hadi, hadi yavrum. Değiştir üstünü. Çok özür dilerim. Bir şey olacak. Şöyle tut. Gel canım. Manyak ya. Hay Allah'ım. Kızım sen kendinde misin? Kendimdeyim. Böcek vardı. Böcek. Hay hasbinallah. Hayat. Efendim abla. Hayat gel. Gel Allah aşkına sil şuraları. Hayırdır? Hayırdır ne oldu abla? Nilay Doğa'ya yastıkla vurdu. Tövbe estağfurullah. Ay şimdi Doğa da ona bir şeyle vurulacak. Al başına belayı ondan sonra. Bir gün huzur yok yani şu evde. Allah'ım rahmet.
Kendine geldin mi kızım? Ben zaten kendimdeyim anne. Nilay sen ne yaptığının farkında mısın? Kızın elinde sıcak çay varken yastıkla vuruyorsun. Ya bir şey olsaydı, ya yansaydı. Ya bebeklerine bir şey olsaydı korkudan. Bir anda refleks oldu anne. Üzerinde böcek vardı, yürüyordu. Ben de ısırmasın diye şey ettim. Ne böceği Nilay? Nasıl bir böcekmiş bu da? Bir tek sana gözüküyor kızım. Demek tek ben dikkat etmişim anne. Ah yarabbim. Bana bak. Bana bak, sen artık çok olmaya başladın. Ayağını denk al. Ya, iyilik yaptım, suç oldu. Yapma. Yapma, böyle iyilik olmaz. Ya, özür diledim. Ne yapayım anne, ayaklarına mı kapanayım? Bana bak, sen hala bu kadına görüşüyor musun? Hangi kadın? Şu Merve midir, nedir? Yok, görüşmüyorum. Aman sakın, sakın bak başımıza bir iş getirirsin. Ne gelecek anne, siz de taktınız bu kadına. Git doğadan özür dile. Diledim ya anne. Bir daha dile, haşlıyordun kızı. Tamam, birazdan giderim anne. Abi. Fatih. Toplantıya gidiyorum, gelecek misin? Ha yok, ben Sönmez anneye yardıma gideceğim ama benlik bir şey varsa kalayım. Yok yok abicim, yok, sen bak keyfine. İyi tamam. Ha abi, sana ne diyeceğim? Sen bu tekne işini ne yaptın? Kaparayı verdim. Yok canım. Vallahi. Dur bak göstereyim sana. Göster bakayım. Bak. Oh. Nasıl? Çok güzelmiş ama. İkinci el ama çok temiz. E ne diyelim abi, Allah ağız tadıyla kullanmayı nasip etsin. Amin kardeşim, sayende biliyorsun, borcum borç. Abi şöyle konuşma ne olur ya. Borç falan yok. Olsun olsun olsun. Nilay'a da daha bir şey söylemedim. Bütün işlemler bitsin, ondan sonra söyleyeceğim. Hayırlısı abi. Sonra da inşallah ilk tatilimiz birlikte olur. Beraber olur abi tabii, niye olmasın? Tamam. Hadi kolay gelsin. Hadi hayırlı günler. İyice kafayı yedi bu. İnanamadım ya. Bir de böcek diyor, bir şey diyor. Nilay böyle değildi. Sen geldikten sonra dengesizleşti. Kıskanıyor seni. Ya tamam. Onu anlıyorum zaten Nursema, da ben ne yapayım? Tanıştığımız günden beri bütün terbiyesizliklerine, laf sokmalarına, hadsizliklerine sustum zaten. Ama bu kadar da fazla ya. Haklısın. Bak Mo da çok üzüldü. Bir zahmet. Üzülsün. Gelebilir miyim? Doğa, bak. Çok özür dilerim. Bilerek olmadı. Nilay, senin benimle derdin ne? Derdim yok. Ne derdim olacak? O zaman benimle uğraşma. Uğraşmaya gelmedim. Özür dilemeye geldim. Nilay, sen artık özür dilenecek bir şey yapma. Siz ikiniz sürekli beni dışlıyorsunuz. Odaya kapanıp benim arkamdan konuşuyorsunuz. Bir günde gelip gel bizimle otur Nilay demediniz. Görünmez mi resmen bu evde? Siz beni dertsiz mi sanıyorsunuz? Nilay, bir derdin varsa gel anlat, konuşuruz. Davet mi bekliyorsun? Size yaklaşılıyor mu Doğa? Nilay abartma istersen. Nilay abartır. Nilay saçmalar. Doğa, ayrıca ben seni yakmak istemedim, tamam mı? Hayatını kurtardım, haberin yok. Özür mü diledi? Dayak mı attı? Böcekten mi hayatımı kurtarmış, ben anlamadım. Ay ne bileyim Doğa, ben de anlamadım. Ay, üzüldüm de ama. Alo. Alo. Fatih Bey, iyi günler. İyi günler Aylin Hanım. İstediğiniz özel plaka için imzanız gerekli. Eğer isterseniz evrakları ben sizin şirkete getirebilirim. Anlıyorum Aylin Hanım ama ben de tam şirketten çıkmak üzereydim. İşlerim vardı. Arzu ederseniz akşama doğru da halledebiliriz. Yani şirkete dönmem gibi duruyor. Akşam rüsiyat yemeği var.
başka bir zaman yapalım derim. Ama çok aciliyeti varsa ben birini aldırtabilirim. Ay yok yok, gerek yok. Daha vaktiniz var. Ben size haber veririm. Tamam Halil Hanım. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Ne dedi bu rüsyat yemeği mi dedi? Bakayım ne demiş. Daha çıkmadınız mı? Çıkacağız anneciğim, çıkacağız. Doğaya bakmaya geldim ben de. Doğa da hediyemi beğenmedi. Yok anneciğim, beğendi. Niye beğenmesin? Vallahi bir teşekkür bile etmedi Fatih. Anne orada etti ya. Ne, o kadar yeter diyorsun. İyi peki oğlum. Ben hazırım, çıkabiliriz. Var. Doğacığım sen böyle mi gideceksin yavrum? Evet. Yani bu biraz açık ve dar değil mi çocuğum? Şimdi sen hamilesin ya. Hamile olduğumu gizlemeli miyim? Yok canım, hani gizlemek için değil de ya, hamilelerin böyle hani göbeğini gere gere gezmesi biraz ayıp. Ayıp mı? Bizim zamanımızda ayıp karşılanırdı yani. Hı. Allah'tan sizin zamanınızda değiliz. Doğacığım, annem haklı. Bu ne halim? Ne var halimde? Doğacığım, gideceğimiz yemek bu kıyafeti kaldırmaz. Hadi gir üstünü değiştir Doğa. Ne diyorsun Fatih sen? Üstünü değiştir hayatım, uygun değil diyorum. Başka bir şeyler giy diyorum. Kime göre, neye göre uygun değil anlamadım. Ya Doğa niye uzatıyorsun? Zaten geç kaldık. Gir daha bol, usturuplu bir şeyler giy hadi. Kızım, sen de yoksa istiyorsan benden bir şeyler bakalım. Fatih, bence seninle gelmeyeyim. Bence sen tek git. Belli ki yanına yakıştırmıyorsun beni. Doğa saçma saçma konuşma. Kızım, olur mu hiç öyle şey? Yo, gayet iyi olur. Çok iyi olur hatta. Sana iyi eğlenceler. Doğa yeter. Vallahi bıktım usandım senin bu kaprislerinden artık. Ne halin varsa gör. Sen de gör Fatih, sen de gör. Hasbinallah. Ay vallahi ne yapacağımı şaşırdım ben. Bunların arasında kalmaktan yoruldum artık. Ay ya sabır. Metin Bey, sizi görmek çok güzeldi. Kendinize çok iyi bakın buralarda. Hepsi muhakkak güzel bir kişi olmuş. Nurullah Bey. Oo, merhaba Fatih. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet. Sağlık versin. Baban nasıl? İyi der mi? Şükür iyidir. O da selamlarını iletti size. Aleykümselam. Mehmet Bey selam. Nasılsınız? Sizi görmek çok güzel. Buralardayım. Tamam. Görüşmek üzere. Tamam Fatih. Görüşürüz. Fatih Bey. Aylin Hanım, sizin ne işiniz var burada? Eski müşterim davet etti, ben de kıramadım. Nasılsınız, eşiniz nerede? Eşim gelemedi. Hay Allah. Biliyorsunuz kendisi hamile. Evet, doğum yakın herhalde. Siz iyi misiniz? Yani... İyi görünmüyor muyum ki? Biraz moralsiz gördüm sizi. Yani işte. Nedense bu ara biraz böyleyim. Olur bazen. Arada kafa dağıtmak da lazım ama, değil mi? Aa, kesinlikle. Kesinlikle. Aslında böyle yerler hiç benlik değil. Yani ben de babamın ricası üzerine geldim zaten. Siz tabii iş insanı olduğunuzdan gelmek zorundasınız. Ama ben niye geldim bilmiyorum. Şimdiden sıkıldım bile. Ya merak etmeyin, ben de çok keyif almıyorum zaten. Çok eğlenmiyorum yani. Acaba buradan başka yerlere mi gitsek? Sohbet ederiz, konuşuruz, dertleşiriz. Olabilir aslında. Size de iyi gelirim.
Ya da ben size evde bir kahve yapayım. Buraya çok yakın oturuyorum. Hayır. İyi, benimkiyle geçeriz. Tamam. Kızım. Kalkma, kalkma. Kalkma anneciğim, kalkma, rahatsız olma. Ay yavrum. Ay Doğacığım, ben çok üzüldüm. Sen niye gitmedin? Niye yalnız bıraktın kocanı? Fatih benim giydiğime karışacak. Her dediğime bir laf edecek, ben de yanında gideceğim, öyle mi? Kusura bakmayın pembe anne ama ben Fatih'in her dediğini yapamam. Doğacığım, ben seni çok iyi anlıyorum. Sen şimdi iki tane bebeğini taşıyorsun tabii karnında. Streslisin. Çok da haklısın. Ama erkekler böyle. Biz onları idare etmek zorundayız. Benim öyle bir zorunluluğum yok. Kızım, bak senin kocan genç, yakışıklı, zengin üstelik. Allah muhafaza, gözü kayıverir başka yere. Nasıl yani? Ben de gençliğimde Abdullah Bey'i hiç yalnız bırakmadım. Onun her gittiği yere gittim. Ömrüm gitmek istemediğim yerlere gitmekle geçti. Ama gene de gittim. Sen de gideceksin. Sakın kocanı hiçbir yere yalnız gönderme. Senin yerin kocanın yanı. Onu yalnız bırakmayacaksın. Bunları başıboş bırakmaya gelmez. Sen belki farkında değilsin ama sen bu aralar biraz terssin. Sadece Fatih'e karşı da değil, hepimize karşı öylesin. Ama merak etme. Sen hayırlısıyla bebeklerini bir kucağına al. Bak her şey nasıl düzelecek Allah'ın izniyle. Sen akıllı bir kızsın. Ama bir inat uğruna sakın akıllı aptal olma. Değil mi yavrum? Tamam. Hadi Allah rahatlık versin. Sağ olun size de. Sabah ola, hayır ola. Devri mi davrandım ben Fatih'e ya? Elinden geleni yapıyor. Gün de geldi, yanımdaydı. Keşke çıkışmasaydı. Üf, bu kadın benim aklımı aldı gece gece. Özür dilerim. Bu yaramazlar benim hormonlarımı bu ara bayağı etkiliyor. O yüzden biraz çıkıştım galiba sana, seni de kırdım. Galiba bunu istemeden de sana yansıtıyorum. Ben, yani biz seni çok seviyoruz. Sen bir an önce eve gel, böyle kocaman sarılalım.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun evi gezelim. Ömer'in arabası yok. Gelmemiş. Buyurun. Salon çok ferah. Her yerden ormanı görüyor. Solda da bir manzarası var. Ebeveyn yatak odası üst katta. Ama ara kat olduğu için bahçeye açılıyor. Çok güzel. Mutfak da yepyeni. Evet, güzelmiş gerçekten. Ben Ömer'le konuşamadım, toplantıdaydım da. Gelecek mi acaba? Konuştum, çağırdım ama net bir şey söylemedi. İsterseniz biz gezelim. Ki. Nasıl buldunuz evi? Güzelmiş. Resmen bir tek taş. Geç oldu, Ömer gelmeyecek herhalde. Bir arasanız mı acaba? Yani bu saatten sonra geleceğini düşünmüyorum ben. Aramayayım hiç. Tamam, o zaman siz konuşursunuz. Teşekkürler. Merhaba. Aslı merhaba. Selam. Ben geleceğini düşünmemiştim açıkçası. Gördüğün gibi karşındayım. Kıvılcım Hanım evi çok beğendi. Öyle mi? Ne güzel. Sen bakmayacak mısın? Bakarım. Bakayım. Nasıl buldun? Çok güzel değil mi? Bence başka yerlere de bakalım biz. İstersen hiç bakmasın. Anlamadım. Neden? Yani çok isteyerek gelmediğim belli. O yüzden biz Aslı'yı yormayalım. Karar verildi yine. Sorun değil. Aslında benim vaktim var. Bakabiliriz. Sağ ol Aslı. Bir telefon görüşmesi yapacağım. Niye istemediğin halde geldin? Nereden biliyorsun istemediğimi? Yani halinden pek istiyormuş gibi görünmüyorsun Ömer. Bana tavırlısın ama buradasın. Ben bu davranışı hak edecek ne yaptım? Gerçekten çok merak ediyorum. Gerçekten bilmiyor musun? Ömer, ben doğru olanı yaptım. Sana bunu 50 kere anlattım. Kıvılcım, şu an Meta'nın ne durumda olduğunu biliyor musun sen? Biliyorum ve çok üzülüyorum. Ama sonuçta suçlu olan kişi bulundu. Yani bu benim işim. Ben sana işini yapma demiyorum ki. Ama keşke Meta'nın adını geçirmeden önce bana gelseydin. Belki de bu işi yapan kişiyi bulurdum o zaman. Ömer, ben kimseyi kayıramam. Sana bunu anlatamadım mı? Biliyorum. Sen hayat boyu hiç kimseyi kayırmazsın, kayıramazsın. Sen çok idealist bir insansın. Ama Kıvılcım, asıl mesele şu. Sen Meta'nın böyle bir şey yapma ihtimalini düşündün. Onun hayatını kaydırabilecek bir şeyin içine girdin. Sen bunun farkında mısın? Ya biz bunu birlikte çözebilirdik. Niçin bu kadar acele ettin? Ben bu olayın aramızı bozmasını istemiyorum. Kıvılcım, başından beri bu ilişki için bir orta yol bulmaya çalışan taraf hep ben oldum. Adım atan taraf hep ben oldum. Ya sen beni gerçekten seviyor musun? Bundan bile emin değilim artık. Ömer, bu ne demek şimdi? Tabii ki seviyorum. Ne yaptın o zaman bu ilişki için? Nasıl yani? Bu zamana kadar kim neyi ne kadar yaptı, bunun hesabını mı tutacağız? Kıvılcım, ben senin için ailemi karşıma aldım. Bunu göze aldım.
Kıvılcım benim sevdiğim kadın dedim. Emek verdim. Ben yapmadım mı? Bence bir düşün istersen. En güzel misafiri en son yollar hayat. Yüreğin dağılmıştır, buyur edemezsin. En güzel hikayeyi yazar bazen kader. Masallara küstüysen dinleyemezsin. Sen benim en yaralı, en savunmasız. Belki de en vazgeçmiş anımda geldin. O kadar müsait değil ki kalbim. Ne git diyebilirim, ne de hoş geldin. Yani canım böyle zaman acımasız. Öncesi erken olur, sonrası geç. Sen kalbini dinle, sev ya da vazgeç. Ben kışlara sürgünüm şimdi. Öncesi erken olur, sonrası geç. Sen kalbini dinle, sev ya da vazgeç. Ben kışlara sürgünüm şimdi. Ben Kıvılcım'a aşığım. Ve onu çok seviyorum. Bir ömür onunla birlikte olmak istiyorum. En güzel Kıvılcım. Misafiri en son yollar hayat. Bir ömür benim yanımda olur musun? Yüreğin dağılmıştır. Buyur edemezsin. Gidelim. En güzel hikayeyi yazar bazen kader. Masallara küstürsen. Kim bilir? Belki bir gün sen de bu evin kadını olursun. Savunmasız. Belki de en vazgeçmiş anımda geldin. O kadar müsait değil ki kalbim. Ne git diyebilirim, ne de hoş geldin. Yani canım böyle zaman acımasız. Öncesi erken olur, sonrası geç. Sen kalbini dinle, sev ya da vazgeç. Ben kışlara sürgünüm şimdi, burada bahar. Öncesi erken olur, sonrası geç. Sen kalbini dinle, sev ya da vazgeç. Ben kışlara sürgünüm şimdi, burada bahar geç. Ne haber? Ben iyiyim de. Sen bana geldiğine göre var bir karın ağrın. Ne oldu anlat bakalım. Alev, ben Nursema'yı görmek istiyorum. Heh. Hadi bakalım, başladık yine. Ya, dur bir dakika ya. Bak şey yapacağız. Hı. Gideceğiz beraber eve. Ben uzaklarda bir yerlerde duracağım. Nursema da cama çıkacak işte. Hı. Ve mantık da seni terk etti. Geçmiş olsun. Olmaz mı? Sonra Apo ve oğulları da bizi oklarla vursunlar. Ya Nursema'yı uzaktan görsen ne olacak? Ne işine yarayacak yani? Mutlu olacağım. Olmaz Umut'cum. Olmaz. Saçmalama. Ay, hadi kendini düşünmüyorsun. Gitti senin kafa. Tamam. Bari Nursema'yı düşün. İyi, tamam ya. Kılık değiştirsem? Palyaço kılığına girip git istersen. Hani hem şeytan diye de seni taşlarlar,
Aklında başına gelir belki. Bak ben beğendim bu fikri. Böyle yap. Aleyciğim çok güzel dalga geçiyorsun ama ciddiyim ben. Ne yapayım? Elimde başka bir seçenek mi kaldı? Ay Umut. Vallahi darladın beni ya. İçim şişti. Zaten birazdan gidip huysuz sönmezle konuşacağım. Yani ne olur onun öncesi iyice şiştim. Ben gidiyorum. İyi tamam git ya. Ben tek başıma çözerim bu meseleyi. Zaten ne desem beğendiremiyorum ki sana. Ya deli deli konuşuyorsun. Nesini beğeneyim? Üstümde bir ağırlık var. Belki yürüyüşe çıkarım anne. İyi çık kızım çık. Nursema biz de akşama sarburma böreği yapalım. Baban sever. Sen yap anne. Ben hat çalışacağım. Bravo Nursema. Neye bravo Doğa? Sevdiği şeyi yapmaya devam ediyor. Üstelik o kadar heves ettiği halde sergi de yapamadı. Ama küsmedi. Önemli olan bu. Yine başladı şu sergi muhabbeti. Sağ olsun Doğa unutturmuyor. Unuttuğumu kim söyledi? Ben sadece sustum anne. Aslında susmak benim verdiğim bir tepkiydi. Ben acılarımı susarak anlatmaya çalıştım. Ama bugün geldiğim noktada görüyorum ki hiçbir kadın susmamalı. Kesinlikle. Katılıyorum Nursema. Evin bir anda mor çatıya dönmesi. Kızım bizim bir şey dediğimiz yok zaten. Bir şey dememeniz için benim bunları yaşamam mı gerekiyordu anne? Haklısın. Nursema annemi bu kadar suçluyorsun. O zaman itiraz etseydin. O evde kıyameti kopardığın gün bunu evlenmeden önce yapsaydın. Niye yapmadın o zaman? Keşke. Keşke. O da benim hatam oldu. E kimse bunların olacağını düşünemedi. Birbirinizi suçlamayın artık. Nursema. Sen artık kendi evindesin. Kendi inandığın ve sevdiğin şekilde yaşayacaksın. Olan bu. Herkes her şeyi ne kadar da iyi biliyor. Benim stajım var. Ben yavaştan kalkayım. Güle güle kızım. Afiyet olsun. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Nursema Ünal için bir paket vardı da. Ben alayım. Yok kendisine teslim etmem gerekiyor. TC kimlik soracağım. Bir dakika bekleyiniz. Nursema Hanım size kargo geldi. Bana vermiyor. Niye? TC kimlik numarası istiyormuş. Hay Allah'ım ya. Tamam Nuray tamam. Hayırlı günler. TC istemişsiniz. 446. Size de hayırlı günler Nursema Hanım. Görmeye geldim. Kılık değiştirerek mi? Ne yapayım? Başka çare bırakmadın bana. Acayip özledim seni. Nursema nerede kaldın? Ya bu kadın resmen benim kokumu alıyor ya. Umut git hadi git. Tamam parkta bekleyeceğim seni. Hayır gelemem git. O zaman bu nasıl?
Ne bu? Al işte. Senin için. Tamam. Bakarsın. Hadi git. Kızım. Kim o? Ne istiyormuş? Kurye. Ay ne istedin ki sen? Pet. Kızım ses söylesene biraz. Aa, tövbe estağfurullah. Takacağın günü bekliyorum. Nursema. Anneciğim. Sen artık tavır yapmasan, hı? Eskisi gibi olsak biz. Bak ben çok üzülüyorum. Beni de anla. Merak ediyorum seni. Tamam anne. Hadi gel beraber yemek yapalım. Esas seni sormalı. Evde durumlar nasıl? Zulüm devam ediyor mu? Yok, her şey normale döndü. Şimdi annemle yemek yapacağım. Hmm. Zulüm devam ediyor yani, anladım. Heh, şimdi ben sana olayı söylüyorum. Bizim Gebeş'e baby shower yapıyoruz. Aa, harika bir fikir. Doğa çok sevinecek. Sen de hazırlıklara yardım edersin artık. Sürpriz olacak. Yani... Umut olmayacak mı? Ben nasıl yardım edeceğim? Ya sen de amma etik çıktın ya. Tamam, sen bildiğin gibi davran o zaman. Bir şey demiyorum, karışmıyorum. Alev. Bir de ben şu yapamadığım sergiyi yapmak istiyorum. Çok içimde kaldı. Heh şöyle, oh be. Hangi çılgın sana zincir vuracakmış şaşarım. Sen her zaman canın ne istiyorsa, içinden ne geliyorsa onu yap Nursema. Çünkü sen bunu çoktan hak ettin. Benden de sana tam destek. Sağ ol Alev. Hı? Ha şöyle ya, harikasın. Aynen devam. Görüşürüz.